Cümleten selamun aleyküm sizi gidi. Rahmet olası abonelerim ve izleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar ve hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzun konuğu Object 279E Sovyet 10 seviye nükleer savaş tankı. Огонь на подавление! Враг сзади по левому флангу! Огонь! Прочь! Они обходят нас с тыла! Перезаряжают! Прикройте меня! 4 paletli. Mükemmel bir tank, evet. Ve 7'ye 7 gördüğünüz gibi maç, yani bu bir klan maçı aslında, yeni bir kale etkinliği diyelim. 7'ye 7 2 saat boyunca savaşıyoruz ediyoruz. Bunlardan başka sefer tankı vesaire almaya çalışıyoruz işte açıkçası. Evet, burada komutan beni şu anda gitmiş olduğum yere yönlendirdi. Oraya gitmemi söyledi. Ben de pozisyon almaya çalışırken 279'a açılıyor. Burada Gold mermiye geçiyorum ve 279'a 441'i çakıyoruz. Orada boşluklu zırh olduğu için Eskonk'un büyük ihtimalle delmeyeceğinden ateş etmiyorum. Tamam. İnandım ya, tamam. Ve zaten ufacık gözüküyor. 279'un de çok isabetli bir topu yok yani. Berbat da değil ama. Burada Eskonk'lara atış arıyorum. Evet, burada Eskonk'tan güzelce yiyoruz. Eskonk yürür. 10 derece namlayım olduğu için tepe arkasından çok daha iyi çalışan bir alet. Burada denedik, tutmadı. Top kalkanına düştü mermi. Arkadan EBR 105 geldi. Evet. Onu şimdi fark ediyoruz. Muhabbet ediliyordu hani EBR gelecek falan filan diye ama. Tamam. İnandım ya, tamam. Orada o komutan, zaten demin gördüğünüz o EBR'ye saldıran Expert Nurderer, uzman katil. O EBR'ye saldırırken biz de burada burayı tutmaya çalışıyoruz. EBR'ye orada atış yapamadık. Maalesef. Yazık kafana. Tekrar eski pozisyonumuza geri dönüyoruz. Evet. Eskonk yürür, beni çok korkutuyor. Sürekli delik deşik etti bizi. Ama sıra bizde artık. Tavan zırhına yapışarak girdiği için heat mermi delebiliyor Eskonk yürür'ün tavanını. Taret tavanını. Elbette gövde tavanını da deler. Klan maçları genel olarak böyle oluyor yani. Bekleme sürekli. Genel olarak bekliyorsunuz. Ne olacak, ne bitecek? Taktik değişecek mi? Burada bir tane daha şanslı bir atış. Eskonkürora. Yeter ki benim o nişan aldığım ortadaki nokta var ya, ona gitsin. Ona gitti mi zaten deliyor yani. Ama renege dediğimiz olay işte o çember içerisinde herhangi bir yere göndermeye odaklı her atışı. Şansınıza giriyor, isabet ediyor, şansınıza girmiyor, isabet etmiyor vesaire. Birazdan saldırıya başlayacağız diye hatırlıyorum. Burada içgüdüyle AP'ye geçiyorum. Ve isabet almadı. Yazık kafana. Zırh isabet almadı ve bizim takım komutanı imha edildi EBR 105 tarafından. O sırada Kadir J CS-63 ile EBR'ye saldırma emri alıyor komutandan ve EBR'yi Kadir J'yi indiriyor. Biz burada tekrar golda geçiyoruz. Artık diyorum şu kayanın yanına geçeyim mi, ilerleyeyim mi? Geç. Komutu gelince ben de ilerlemeye başlıyorum.
Herkesin hazırlanmasını bekliyoruz. Tamam. İnandım ya, tamam. Ve düşman biraz atağa geçti. Burada Esconcurur'un alt plakayı göremiyoruz maalesef. Ve alt plakasını atalım derken mermimiz toprağa düşüyor. Burada görmemize rağmen tutturamıyoruz. İşte RNG dediğimiz şey bu. Arkada 279'un tek atışlık olduğunu görüyorum ve ona çok güzel bir atış. Evet, burnunun dibindekini vurmuyor. Ta ilerideki hedefi vuruyor. RNG. Burada tek atışlıklara atış yapmaya çalışsam da maalesef o Eskong gerideydi. O yüzden ona atış yapamadık. Burada Lirhat shifteynini korumak için önüne geçeyim mi geçmeyeyim mi diye şey yaparken evet, Lirhat imha ediliyor. Burada 279 rahat hedef olduğu için ona ateş ediyorum ve Lirhat'ın hurdasıyla önümü kapatıyorum. Burada sakin oynuyoruz elimizden geldiği kadar. Tamam. Dikkatli bir şekilde. Burada bir komutlarda çok sıkıntı vardı. Bir ileri diyorlar, bir gel geri gel diyorlar falan filan. Yazık kafana. O sebepten ben ilk ileri dendiği zaman ilerledim. Ondan sonra normalde geri dediler sonra. O sırada da şey yapamadık. Kaldık burada ama sıkıntı yok. Altımızdaki tank bu işi halledecek bir tank. Burada 279'a bir atış daha. Benim tankla aynı. Evet. 7'ye 3 zafer kazanıyoruz. 3860 verdiğimiz hasar, 3940'da sektirmemiz var, 402'de asistimiz var ve bir imhaya sahibiz. Evet, şimdi savaş sonuçlarına bir geçelim bakalım neler yapmışız. Buradan bir güzelce görelim. Evet, demin bahsettiğimiz gibi neredeyse 4K hasar verdik, neredeyse de 4K sektirdik. 200.000 para ve 9700 de deneyim mürettebatımıza yedirmişiz. 1283 temel deneyimle ikinci sıradayız. Birinci sırada Kadir G var. O 1390 deneyim alabilmiş. 3860 verdiğimiz hasarla birinci sıradayız. 17 atışımızın 15'i isabet edip 9'u delebilmiş. 14 tane atış yemişiz. 5'i zırhımızı delmiş. 9'u zırhımızdan sekmiş. 5 düşmana hasar vermişiz ki zaten 7 düşman var. Birini imha etmeyi başarmışız. 1 kilometre 200 metre kadar da bir yol kat etmişiz. Evet, full gold atmamıza rağmen bu klan yedekleri açık olduğu zaman bayağı bir para getirisi olduğundan 96.000 kredi cebimize kar kalmış. 20.000'de yedek depoya eklenen, neredeyse de 1000 serbest deneyim kazanmışız. Tabii günün ilk zaferi için 5x ödülle vesairelerle falanla filanla o kadar serbest deneyim kazanabilmişiz. Evet. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın diyorum ve Allah'a emanet olun. Три полоски, Адидас кроссовки. Три полоски, три полоски, на штанах полоски, три зачетных.